Saatler 16'yı gösteriyor. Haber merkezi devam ediyor. Sevgili seyirciler, Gül Çifti'nin Çankaya Köşkü'nde verdikleri son veda resepsiyonuna Hayrun İsa Gül'ün sözleri damgasını vurmuştu. Saf değiliz, ne olup bittiğini biliyoruz diyen Gül, sözlerini daha da sertleştirdi. Asıl intifadayı ben başlatacağım dedi. Abdullah Gül ve eşi Hayrun İsa Gül. Bugüne kadar sessizliklerini korumalarıyla bilinen Gül Çifti, Salı akşamı Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri son veda resepsiyonunda AKP'ye olan kızgınlıklarını açıkça dile getirdi. Abdullah Gül kendisine AKP'deki yeni cenah tarafından saygısızlık yapıldığını söyledi. Bizim cenahtan yapılan epeyce doğrusu saygısızlıkları da gördüm bu son süre içerisinde. Bunların hepsini de takip ettim. Resepsiyona asıl damgasını vuransa Hayrun İsa Gül'ün sözleri olmuştu. Saf değiliz, ne olup bittiğini biliyoruz diyerek AKP'yi açık açık eleştiren Gül'ün sözleri bu kadarla kalmadı. Neler yazılıyor, söyleniyor, insan inanamıyor. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi ben de susuyorum ama fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Hayrun İsa Gül'ün bu sözleri AKP'deki yarılmanın ne kadar derin olduğunu da ortaya koydu. Siyaset kulislerinin bir kulağı da CHP'de. Olağanüstü kurultay isteyen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı. Eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav'ın Muharrem İnce'nin yanında yer alacağı belirtiliyor. Genel başkanlığa aday olacağı iddia edilen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da iddialara yanıt verdi. Demokratik şartlar gerçekleşirse elbette aday olurum dedi. CHP'de olağanüstü kurultay için takvim işlerken saflarda netleşmeye başladı. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, genel başkanlığa adaylığını koyan Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı. Ben bu partiye bir umut olmak istiyorum. Güler, Muharrem İnce'nin adaylığı netleşmiş durumda. Öyle görünüyor ki onunla yürüyoruz. Vatandaş, seçmen ve üyelerimiz nazarında kan değişikliği olmasına ihtiyaç duyulduğu kuvvetle dile getiriliyor dedi. Bunların incitici cümleleri... Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da genel başkan adaylığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Feyzoğlu katıldığı bir televizyon programında aday mısınız sorusuna yanıt verdi. Bunu halk ister. Çok da açık size söylüyorum. Çok büyük bir baskı var üzerimde. Ben demokratik şartlar gerçekleşmiş olsa elbette orta saha oyunculuğundan forvete geçerim. Yani aday olursunuz. Elbette olurum. Niçin olmayacağım? Bu benim demokratik hakkım ve aynı zamanda da milyonlarca yurttaşın bana talimatı. Öte yandan eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav'ın Muharrem İnce'nin yanında yer alacağı belirtiliyor. Genel başkan adaylığı için adı geçen Emin Ülker Tarhan'ın aday olmayacağı dile getiriliyor. CHP, Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık ve AKP genel başkanlığından ayrılmaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu CHP'li Atilla Kart yaptı. Burada anayasamızın 101 Taksim son maddesi uyarınca, bu seçimin sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanağa bağlanmasıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçilmiş Cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. Şimdi 15 Ağustos tarihi itibariyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın ortaya çıkmasıyla, bu kurucu iradenin ortaya çıkmasıyla ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'yla başbakanlık makamı boşaldı. Yasal ifadesiyle söylüyorum. Boşaldı. Bunun için ayrıca hiç kimsenin istifa beyanında bulunmasına gerek yoktur. 15 Ağustos saat 18'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti seçilmiş Cumhurbaşkanı eliyle en üst düzeyde kanunsuz emir ve talimatlarla yönetilen bir ülke haline gelmiştir. Bu hal devam etmektedir. Seçme ve seçilme hakkının, hak arama özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden bahisle bu hak ihlallerinin giderilmesi, tespiti ve akabinde de bu hak ihlallerini giderecek idari ve yargısal işlemlerin
tesisi ve önlemlerin alınması talebiyle bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. F tipi polislere yönelik İzmir operasyonunda 12 polis tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 20 polisin ise savcılık sorgusu sürüyor. İzmir'de cemaatin emniyet örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan polislerden 12'si tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen 32 polis 3 gruba ayrıldı. Soruşturma savcısı sorgularını tamamladığı 12 kişilik ilk gruptaki tüm polislerin tutuklanmasını talep etti. İkinci grupta yer alan 10 polisin savcılık sorguları da başladı. Üçüncü grupta yer alan 10 polisin sorgularına diğer polislerle ilgili kararın ardından başlanacak. İzmir İstihbarat Şubesi'ndeki F tipi polislerin görevleri sırasında üst düzey polis müdürleri, kamu kuruluşlarının bölge müdürü ve genel müdürü düzeyindeki yöneticilerini yasa dışı dinledikleri tespit edildi. Yasa dışı dinlemeler kapsamında üst düzey yöneticiler hakkında sahte isimle dinleme kararları çıkarıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 32 polis arasında İzmir'deki askeri casusluk operasyonlarının istihbarat şube müdürü, yardımcısı ve amirleri de yer aldı. Gözaltındaki isimlerden Hasan Ali Okan, İzmir'deki askeri casusluk operasyonlarında istihbarat şube müdürü, Taner Aydın da müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Operasyonların ardından Aydın İzmir Kom Müdürlüğü'ne, Okan ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığına terfi etti. Teğmen Emre As'ın PKK pususunda şehit düştüğü haberi hükümet gazetelerinde haber olmadı. Havuz medyasını anlamak mümkün. Onların birinci sayfası Başbakanlık'ta ve MİT'te yapılıyor. Ya diğerleri? PKK Diyarbakır Lice'de Mehmetçi'ye ilk kurşunu atan Masum Korkmaz'ın heykelini dikiyor, hükümet seyrediyor. 4 gün sonra o derin sessizlik, açılım provoke ediliyor diyor. Hükümet gibi medyası da sessiz. Sadece PKK'lı heykeline değil, şehit haberine de sessiz kaldı havuz gazeteleri. Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, Türkiye. Bu gazeteler birinci sayfalarında PKK pususuyla şehit edilen Teğmen Emre As'ın haberine yer vermedi. Bunun yerine AKP'deki tat kavgasıyla CHP'deki kurultay süreci manşetlere taşındı. Sürmanşetlerde reklam haberler dolu ancak Teğmen As'a küçük bir sütun dahi yok havuz gazetelerinde. Akit ve Takvim gazeteleri de şehit haberini küçültmüş. Şehit haberleri birinci sayfada kaybolmuş. Havuz eleştirisi yapan Operasyon gazetesi taraf da birinci sayfasında şehit haberine yer vermemiş. Havuz medyasını anlamak mümkün. Onları AKP iktidarı yönetiyor. Birinci sayfaları Başbakanlık'ta, MİT'te hazırlanıyor. Peki ya Cumhuriyet gazetesi? Onu kim yönetiyor? Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki yarım cümlelik şehit haberi yazmasan daha iyiydi dedirten cinsten. Birinci sayfanın en dibinde küçücük bir kutuya polis ve askere roket atarlı saldırı başlığı atılmış. Altından da yarım cümle şehit Teğmen'den bahsedilip geçilmiş. CHP milletvekili Durdu Özbolat'ın gazetesi Yurt'ta şehit haberini vermeyenler havuzunun içinde. Derya Sazak, koca birinci sayfada yer mi bulamamış Teğmen'in PKK pususunda şehit düştüğü haberine? Milli Gazete, Yeni Asya, Yeni Mesaj, Milat da şehit haberini es geçenler kervanında. Türkiye, bölünme açılımına bir Teğmen'ini şehit vermiş. Kimin umurunda? Ankara'ya dönüyoruz. Stüdyomuzda eski Başbakan Yardımcısı Abdülatif Şener var. Sayın Şener, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında çok hareketli günler yaşanıyor. Başkent kulislerinde iddialar peşi sıra geliyor. Her gün yeni yeni açıklamalar da basına, kamuoyuna yansıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlamak istiyorum. Siz bu seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, aslına bakarsanız bu bir yıl içerisinde yapılan ve yapılacak olan seçimlerin içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri son derece de önemliydi. Bu seçimde aslına bakarsanız Başbakan Erdoğan kaybedebilirdi. Hem aday tespitinde gerekli hassasiyetlerin yeterince gösterilemediği hem de aynı zamanda seçim kampanyalarının iyi yürütülemediği ortadadır. Nitekim çatı adayın aldığı oyların her ne kadar 14 parti tarafından destekleniyor diye ilan edilmiş olsa bile bu adayı ortaya çıkaran iki partinin toplam oylarından bile 5 puan düşük olması adayla ilgili tespitin yerinde olduğunu ister istemez tartışma konusu haline dönüştürmektedir. Şimdi yerel seçimleri kazanmış, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış bir iktidar partisi ve Erdoğan var ve gündemi sürekli olarak belirlemekte. Elbette büyük avantaj elde etmişlerdir. Ama önümüzdeki sürecin yine de ne getireceği muhalefetin, sivil toplumun ve aydınların tavrıyla bağlantılı olarak şekillenecektir. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle başladık. Sebebi işte Çankaya'da bir devir teslim töreni olacak. Siz AKP'nin kurucularından, önemli isimlerinden biriydiniz. Daha sonra yaşadığınız kırgınlıklar, çeşitli olaylar nedeniyle partiden ayrıldınız. Başbakan Erdoğan, ki aslında şu an başbakan sıfatını kullanmak herhalde anayasalara aykırı bir durum teşkil ediyor. Sizden ricam Recep Tayyip Erdoğan'ı birkaç kelimeyle özetleseniz desem, nasıl özetlersiniz? Biraz önce bana soruyu yöneltirken, kırgınlıklar nedeniyle partiden ayrıldığım izlenimini verecek bir ifade kullandınız. Kırgınlıklar ifadesine vurgu yaptınız. Ancak şunu söyleyeyim, ne partide beraber çalıştığımız dönemlerde ne de partiden ayrıldıktan sonra bana yönelik Sayın Erdoğan'ın kırıcı herhangi bir üslubu asla olmamıştır. Belki de partide çok ender görülebilecek bir tavır izgilemiştir bana. 5 yıl boyunca hep sürekli kibar davranmıştır, nazik davranmıştır ve benim en ters davrandığım, kararlara en fazla itiraz ettiğim, kamuoyunda en fazla hükümet karşıtı olarak tartışıldığım dönemlerde bile, hükümette bulunduğum dönemlerde bile o hep bana karşı ince ve nazik davranmaya çaba harcamıştır. Kamuoyundaki algısının dışında herkese azarladığı, kaba ve hoyrat çıkışlar yaptığı bir dönemde benimle ilişkileri hep ince olmuştur. Ve benim en anlayamadığım konu bir insanın bir yerden ayrılmasını hep karşılıklı bir takım incinmelere, kırılmalara bağlanmasıdır. Ve yine en fazla anlayamadığım konulardan biri hakkında konuşuyorsa, onun iyi veya kötü olduğu hakkında değerlendirme yapıyorsa hep kendisiyle ilgili ilişkilerine bakıyor. Kendisiyle olan ilişkileri düzgün olan birine hep iyi insandır diye metiyeler diziyor. İnsanlarda böyle bir anlayış var. Kendisiyle kırgın olan, kendisine günün birinde ters bir şey yapmış insanlara da bu işe yaramaz, kötü bir insandır diye sıfatlar takıyor. Bu tür yaklaşımların aydınlar, siyasetçiler ve bu ülkenin geleceğini düşünen insanlar arasında olmaması lazım. Benim Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılışım, partiden ayrılışımın sebebi doğrudan doğruya politikaların yanlış gitmesidir. Yanlış süreçlerin içerisine girmeleridir. Bunun dışında hiçbir nokta benim Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Recep Tayyip Erdoğan'dan ayrılmamın gerekçesi değildir. Dolayısıyla bunu düzeltmek istedim. Buyurun. Şimdi de aynı şekilde eleştirilerimi yaparken yanlış gördüğüm şeyleri eleştiriyorum. Evet. Yanlış görmediğim şeylere yönelik herhangi bir eleştiri getirmeye gerek yok. Bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Şimdi yeni bir süreç başlıyor bildiğiniz gibi. Ben konuşurken sorduğunuz sorunun da ucunu kaçırdım. Sorunuzu tekrar eder misiniz?
Ben aslında bundan sonraki sürece geçecektim. Yani işte evet, malum bir devir teslim töreni olacak. Bugün MYK toplandı. Aslında konuyu oraya getirmeye çalışacaktım. Hazır da getireyim. Şimdi başbakanlık görevi yeni bir isme devredilecek. O isim aşağı yukarı belli, kulislerde konuşuldu. Bundan sonra ne olacak? AKP'de ne olacak? Köşke çıktıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Tayyip Erdoğan AKP'ye sözünü geçirebilecek mi? Şimdi her şeyden önce genel başkanın ve başbakanın kim olacağı önemli. Sanki artık tartışma bitmiş ve isim belirlenmiş gibi bir hava var kamuoyunda. Yerine bırakacağı ismin Ahmet Davutoğlu olduğu ifade ediliyor. Ama ben bir türlü Ahmet Davutoğlu isminde niye karar kılacağı konusunda bir sonuca varamıyorum. Neden Davutoğlu? Bir kere başbakanın yargı süreçleri var ve bu yargı süreçlerinin günün birinde zaafa uğrayarak kendisini zora sokmaması en temel davranış biçimlerinden biridir. Sadece Cumhurbaşkanlığı makamının değil, aynı zamanda başbakanlık makamının da bir güç olarak yargı süreçlerinin kendisini zora sokmayacak şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Elbette yargı bağımsızdır ama ben başbakanın, ya daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın düşünce tarzına göre değerlendirdiğimde bunu görüyorum. Böyle bir noktada sanki 17 Aralık operasyonunda adı geçen 5 bakandan 4'ü siyaseten tasfiye oldular. Sadece işlerinden biri varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'la Binali Yıldırım bu konuda, bu soruşturmalar konusunda aynı potanın içerisinde oldukları için en güvenilir isim o gibi gözüküyor bana. Ama uzunca bir süredir, belki de 10 gündür onun ismi artık telaffuz edilmez olmuştur. Ve Ahmet Davutoğlu'nun ismi telaffuz ediliyor. Acaba diyorum Sayın Başbakan iç yargıyı, hukuku teslim aldığını, hizaya getirdiğini mi düşünüyor? Artık iç hukuktan bir tereddüdü kalmadı da asıl tereddüt ve endişesi uluslararası hukuk mudur diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Suriye ve Orta Doğu'da izlenen politikalar nedeniyle ve değişik zamanlarda yapılan hatalar nedeniyle her zaman uluslararası hukukun kıskacına girebilecek eylemlerde bulunmuştur. Ve bu çarkın içerisinde de Ahmet Davutoğlu da vardır. Ve dolayısıyla Davutoğlu'nu yine aynı kaderi paylaştığı, uluslararası hukuk açısından aynı kaderi paylaştığı bir isim olarak asıl endişe ettiği yere karşı bir koruma kalkanı, bir güç olarak mı yerleştirmeye düşünüyor diye yorum yapıyorum. Ama diğer taraftan ciddi bir analiz yaptığınızda başka şeyler de gözüküyor. Bu gözüken şeylerin en başında İstanbul'da oluşturulmaya çalışılan rant alanları geliyor. Bakın 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havaalanı ve 2. Boğaz geçişi gibi bir takım projelerle İstanbul'da ve Trakya'da trilyon dolarlarla ifade edilecek bir rant alanı oluşturulmaktadır. Böylesine bir rant alanı acaba kiminle yürütülür? Bunun hesabını Sayın Erdoğan hiç yapmamış mıdır? Bunu hiç önemsemeden mi bir geride bir genel başkan ve başbakan bırakacaktır? Bunların hep sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Burada şöyle bir ihtimal ve alternatifi her zaman uzak tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi partide eski kıdemli isimler var. Partinin kurucuları var. Bu kıdemli isimlerin hemen hepsi 3 dönem kuralına uğramaktadır. Yani parti tüzüğünde bulunan 3 dönemden fazla peş peşe milletvekilliği yapamaz hükmüne takılacaklardır 2015 seçimlerinde. Ama bu bir parti tüzüğüdür. Aslında genel başkanın kendisi de bu maddeye takılacak olsa, gelecek genel başkan da bu maddeye takılacak olsa o parti düzeyini çok rahatlıkla değiştirebilir. Ama gelecek genel başkan bu maddeye takılmayan biri ise o maddenin değiştirilmesi konusunda hiçbir çaba harcamayacağı gibi o maddenin tüzükte kalması için çaba harcayacaktır. Böyle olunca da partinin kıdemli milletvekilleri, bakanları, kurucuları
80'e yakın isimdir bunlar. Önümüzdeki 2015 seçimlerinde doğrudan doğruya tasfiye edilmiş olacaklardır. Meclisin dışına, bir anlamda da siyasetin dışına itilmiş olacaklardır. İşte Davutoğlu ismi yeni isimlerden olması nedeniyle, üç dönem kuralına takılmaması nedeniyle parti içindeki bu 70'in üzerindeki 80'e yakın milletvekilini rahatsız etmektedir. Onlar açısından Davutoğlu ismi siyasi hayatlarının sonuna geldiğini göstermektedir ve bundan mutlu değiller, memnun değiller. Acaba bu noktada Sayın Erdoğan hastalığı gösterip bu eski kıdemli milletvekillerini sıtmaya razı etmek için mi Davutoğlu isminin dolaşmasına müsaade ediyor, basına yol veriyor diye de düşünmüyor sayılmam. Evet. Ama tüm bunlarla birlikte kim genel başkanlığa, başbakanlığa oturursa otursun, analizlerin ve değerlendirmelerin 12 yıl boyunca Sayın Erdoğan'ın hükümet etme anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu analizde isim bazında hatalar yapabilirim. Ama analizlerin bu çerçevede somut gerçeklere dayanacak şekilde yapılması elzemdir diye düşünüyorum. Bir de kişisel olarak özellikle Orta Doğu ve Suriye politikası nedeniyle Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan öte bir de Başbakanlığa oturmasının gerçekten bu ülke açısından çok büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum. Çünkü iflas etmiş bir politika var. Orta Doğu'yu kana bulamış bir politika var. Bu politikayla özdeşleşmiş bir isminin Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'na bile artık oturamaz duruma gelmesi gerekirken Başbakanlık koltuğuna oturabilecek olmasını düşünmek doğrusu kabul edemediğim bir noktadır. Evet, bu arada o ismi, merakla beklenilen ismi saat 18'de Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin açıklayacağı bilgisini de sıcağı sıcağına ileteyim. Efendim yatırımlardan bahsettiniz. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, işte yeni bir kanal. Bu sözlerden acaba Binali Yıldırım mı işaret ediliyor diye de insanın aklına gelmiyor değil doğrusu. Bunları yönetecek bir öyle zannediyorum ki Cumhurbaşkanlığa çıktıktan sonra Sayın Erdoğan bunları hükümet gücüyle iyi yönetecek, iyi paylaştıracak, iyi dağıtacak veya el koyacak yetenekli birine ihtiyacı vardır. Daha çok dış politikayla uğraşmış ve bu konulara biraz uzak durmuş bir isimle bu süreçleri nasıl yönlendirebilir, nasıl idare edebilir? Bunun tartışılması lazım. Acaba bu ismi, bu işi yönetecek, yönlendirecek ismi başbakan olarak tutmak yerine Cumhurbaşkanlığı makamını da kullanmak suretiyle kabinede tutmayı mı yeğlemektedir? Bunların hep çok ayrıntılı olarak tartışılmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Peki, az önce bir ifade kullandınız. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir ifade kullandınız. İşte bu AKP'de ortaya çıkan kırılan mı desek, küskünler ordusu mu olacak desek, 80'e yakın isimden bahsettiniz. 80'e yakın isim bu reste yine reste karşılık verse, ki verirse diyelim, düzelteyim, yeni bir siyasi oluşumun içine girerse böyle bir ihtimal söz konusu mu? Yani AKP'de bir parçalanma ufukta görülüyor yorumları, eleştirileri, siz buna katılıyor musunuz? Şöyle, bu kongreyle birlikte ben bir çatışma, bir parçalanma, bir alabora yaşanacağını düşünmüyorum. Ama kongre sonrasındaki süreçte üç dönem kuralının katı bir şekilde devam ettirileceği izlenimi ortaya çıkarsa partide çok derin sorunların oluşabileceğini düşünüyorum. Bu arada köşkten de bazı kırgınlık mesajları geldi. Abdullah Gül yeni cenah dedi. Bu arada daha önce Bülent Arınç'ın yeni yetmeler gibi ifadesi vardı. Bir de Hayrunisa Gül, ki bugüne kadar hep sessizliğe bilinen bir hanımefendiden bahsediyoruz. Hayrunisa Gül'ün intifadayı ben başlatacağım, artık susmayacağım sözleri. Siz köşkten, Gül çiftinden gelen bu açıklamaları nasıl görüyor, yorumluyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı süresinin artık sonuna gelinmiştir.
28'inde devir teslim töreni vardır. Böyle bir safhada anladığım kadarıyla parti içinde de Sayın Gül'e istediği veya umduğu, beklediği şeylerin verilmemiş olması, bunun ötesinde zaman zaman saldırıya varacak ifadelerin, üslupların kullanılmış olması hem Sayın Gül üzerinde hem eşi Hayrünnisa Hanım üzerinde çok olumsuz, kırıcı etkiler yapmış belli. O son veda resepsiyonundaki gerek Gül'ün açıklamalarından, daha sonra basına yansıyan Hayrünnisa Hanım'ın açıklamalarından bunu açıkça anlıyoruz. Ama ben bunu bu safhada, bu kırgınlığın zirve yaptığı bir dönemde söylenmiş sözler olarak düşünüyorum. Bu kongre çerçevesinde köşkten de, yani Sayın Gül ve eşinden de herhangi bir problemin çıkacağını düşünmüyorum. Ama daha sonraki süreçte eğer Gül partiden umduklarını bulamazsa, bir takım odaklar, insanlar sürekli gelip giderek işte ortaya çıkmanız gerekir diye yönlendirir, baskı yapar, bir takım önüne projeler koyar, imkanlar koyar ve siyaset yapmasını gerektirecek veya parti içinde aktif bir şekilde tavır almasını sergileyecek motivasyonlar sağlarsa, önümüzdeki kongrede değil ama daha sonraki dönemlerde bir takım değişik tartışmalar ve çatlamalar ortaya çıkabilir. Az önce sordum, cevap da verdiniz ama tekrar aynı şeyi bu kez cümleleri değiştirerek sormak istiyorum. Şimdi Başbakan Erdoğan, başbakanlık döneminde değilim, sürekli anketler yaptırıyor. O anketler doğrultusunda hareket ediyordu ki hala anketler de yaptırıyor. Şimdi geçmişe dönük anketlere baktığımızda Abdullah Gül ismiyle Erdoğan isminin terazide dengeli olduğunu görüyoruz. Yani Abdullah Gül'ün toplumun genelinde de bir karşılığı var. Eğer Gül ve bu bahsettiğimiz 80'e yakın AKP'li isim, 3. dönem kuralında takılacak olan bu isimler, umduklarını bulamazlarsa, başka bir parti kurarlarsa, siz de o oluşumun içinde yer alır mısınız? Şimdi çok teorik ve muhtemel gelişmeler üzerinde konuşulurken, buna evet veya hayır demek, özellikle katılır mısınız, katılmaz mısınız diye sorulduğu zaman buna kesin cevap vermek oldukça zordur. Ortaya bir siyasi oluşum çıkacaksa bu nasıl bir oluşum olacaktır, çizgisi ne olacaktır, mücadelesi ne olacaktır, davası ne olacaktır, duruşu ne olacaktır, bunlar son derece önemli. Burada Ahmet Mehmet var, bir siyasi istikbal de var. Bunlar barajı da aşarlar, mecliste de gelirler. Bilmem şu zaman sonra iktidara da gelebilirler. Koltukları, makamları, ünvanları bunlar dağıtabilir. Onun için burada yer almak gerekir gibi bir anlayışa ben sahip değilim. Çünkü eğer bu anlayışa sahip olsaydım zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var olan mevzimi, yerimi korumaya, geliştirmeye çaba harcardım. Muhalefet etmezdim parti içerisinde. Parti içinde yanlışlara karşı tartışma açmazdım. Yanlış gördüğüm şeylere itirazlarda bulunmazdım. Dolayısıyla şu anda ben siyaset konusunda tarafsız bir noktadayım. Ve soran olduğu zaman siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerimi söylüyorum. Yanlışlara karşı mücadele etmem gereken bir zemin bulduğumda da o mücadeleyi yaparım. Efendim Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü var. Malum herkes de bilir, işte siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Önümüzde her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Sadece AKP cephesi değil, işte muhalefet partilerinde de kurultay ve benzeri çalışmalar var. Tabanlardan gelen tepkiler var. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle iyice de arttı bu tepkiler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birkaç yıl önce ne oldu? AKP, ki Başbakan Erdoğan önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri kısıtlandı ve şu anda da o şekilde devam ediyor. Bu kısıtlamalar sonrası muhalefetten Çankaya Köşkü için, Abdullah Gül için noterlik yakıştırması geldi. Bu durumda o kısıtlı yetkilerle köşke çıkacak olan Erdoğan da bir bakıma noter olacak gibi. O kısıtlanan yetkiler, başkanlık projeleri, ki biraz suya düşmüş gibi gözüküyor, o kısıtlanan yetkiler önümüzdeki dönemde mecliste genişletilebilir mi tekrar?
Şimdi kısıtlanan yetkiler diye yorumlamamak lazım. Aslında parlamenter demokrasilere baktığımızda bizdeki cumhurbaşkanı yetkilerinin oldukça geniş olduğu da görülür. Yargıda, üniversitelerde, Türkiye'nin en temel kurumlarındaki ana atamaları cumhurbaşkanı yapıyor. Bunun üzerinde hükümetten geçen bütün kararnameler cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı takdirde yürürlüğe giremiyor. Bir daire başkanı bile cumhurbaşkanı istemiyorsa hükümet tüm bakanlar kurulu atayamıyor. Böylesine güçlü bir şeyi vardır, konumu, yeri vardır. Bunun ötesinde başbakanı bile cumhurbaşkanı atıyor. Yani öyle bir cumhurbaşkanı olabilirdi ki, ben cumhurbaşkanlığı seçiminin değerlendirilmesiyle başladığını söyleşimize, öyle bir cumhurbaşkanı oraya seçilebilirdi, oturtturulabilirdi ki o kişi Sayın Erdoğan'a başbakanlık yetkisini bile vermeyebilirdi. Yargıda aklan ve ondan sonra gel, bu vaziyette başbakanlık yapamazsın diyebilirdi. Yani dolayısıyla şu mevcut anayasaya göre bile Cumhurbaşkanı'nın yetkileri gerçekten çok önemlidir ve güçlüdür Cumhurbaşkanı. Sayın Gül'ün bunu kullanmamış olması, Sayın Erdoğan'la hep uyumlu yürümüş olması, hükümetten gelen her şeyi kendisinin hazırladığı bir metin, kendisinin kabullendiği bir karar olarak değerlendirmiş olması böyle bir algıyı oluşturmuş olabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı farklı bir şekilde de yapılabilir. Namelerden bahsettik. İşte Cumhurbaşkanı onaylamazsa yürürlüğe girmez vesaire dedik. Şimdi bu aklıma şu resmi gazete sürecini getirdi. Yüksek Seçim Kurulu açıklamayı yaptı. Meclis Başkanlığı'na mazbatayı teslim etti. Aynı gün o resmi karar resmi gazeteye gönderildi ki aradaki mesafe 10 dakikalık bir süre. Ama maalesef resmi gazetede yayınlanmadı ve bu da tabii ki tartışmaları beraberinde getirdi. Siz bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani resmi gazetede yayınlanmamasını olağan mı buluyorsunuz? Şimdi anayasa açıktır. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisinden ayrılmasını ve de başbakanlığı bırakmasını gerekli görür. Ve böyle bir durumla karşı karşıyayız aslına bakarsanız. Ve Sayın Erdoğan bu anayasa maddesini gayet iyi bilmektedir. Davranışı onu göstermektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçildiğini bildiren, kesin olarak seçildiğini bildiren kararını resmi gazetede yayınlamamakta ısrar ederken bile açıkça anayasa maddesinden haberdar olduğunu göstermektedir. Yani kendisinin anayasaya aykırı bir davranış içerisinde bulunduğuna kendisi de inanmaktadır. Bu davranış başka şekilde izah edilemez. Eğer bunda bir mahsur görmüyor olsaydı, seçildiği andan itibaren başbakanlığı bırakması gerektiğini düşünmüyor olsaydı, bu kararı yayınlamakta zaten tereddüt etmezdi. Bunu yayınlamamak suretiyle ileride bir yargı ve hukuki ihtilaf ortaya çıkarsa işte dayanabileceğim, zayıf da olsa bir yer icat edeyim diye çaba harcıyor şu an. Ve dolayısıyla anayasaya aykırı davranıyor. Çünkü anayasa seçilme kararının resmi gazette yayınlanmasından itibaren başbakanlık düşer demiyor. Doğrudan doğruya seçilmesinden itibaren başbakanlığı bırakması gerektiğini ifade ediyor. Bu gayet açık ve net bir durumdur. Evet, bir anayasa ihlali var şu anda. Açıkça görüyoruz. Ama bu anayasa ihlalini engelleyecek, bu anayasa ihlaline karşı gerekli müeyyideyi ortaya koyacak bir sistem kalmamıştır Türkiye'de. Hukuk başbakana karşı işlemiyor. Hukuk Sayın Erdoğan'a karşı işlemiyor. Bakanlara karşı işlemiyor. Türkiye'deki kurumlar kendi görev alanlarıyla ilgili kurumsal özgürlük içerisinde görevlerini yerine getiremiyorlar. Kim hesap soracak? Bu anayasa ihlalinden dolayı kim hesap soracak? Bu ülkede başbakan yolsuzluk yaptığı zaman kim hesap soracak? Var mı öyle bir mekanizma Türkiye'de?
Asıl sorgulanması gereken şey bu. Veya tüm sistem hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde çalıştığı zaman, bunu hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde çalıştıran bu kurumlar içerisindeki görevli insanlardan kim hesap soracak? Türkiye'nin bana kalırsa bir numaralı sorunu budur. Açılım sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir heykel skandalı yaşandı işte. Bir teröristin heykeli dikildi. Bunlar hep açılım sürecinin Türkiye'ye getirdiği nokta. Bir şehidimiz var. Askeri yönelik saldırılar sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk büstlerine yönelik teröristlerin saldırıları var. Açılım sürecini doğru buluyor musunuz? Bakın, Türkiye'nin yanlış bir kulvara girdiği ve tehlikeli sularda yelken açtığı bu gelişen son olaylardan bile açık seçik anlaşılmaktadır. Yani ortaya çıkan tablo gerçekten Türkiye'nin bir felaketin eşiğinde olduğunu göstermektedir. Bunu basına sansür uygulayarak, biraz önce biz yayına girmeden önce verdiğiniz gazete haberlerinde gördüğümüz gibi basını susturarak önleyemezsiniz. Yani olaylar var, çok ciddi olaylar gelişiyor. Türkiye'nin temel devlet değerleriyle çatışan, ülkenin birliğiyle, beraberliğiyle, bütünlüğüyle çelişen gelişmeler, bunu tehdit eden gelişmeler ortaya çıkıyor. Ve buna karşı biz devleti sessiz görüyoruz. Bu ülkeye sahip çıkması gerekenlerin susturulduğunu görüyoruz ve her şeyin yolunda gittiğini söylemeye çalışıyoruz. İlgili başbakan yardımcısı bile çıkıyor. Diyor ki benim bu heykelden haberim yoktu. Bilgimiz dahilinde değildi diye mazeret beyan ediyor. Ve böylesine bir ifadede maalesef kamuoyundan, Türkiye'den tepki almıyor. Yani yönlendirilen, kurgulanan hedefi belirlenmiş bir Türkiye oluşturulmaya çalışılmıştır. Ve her seçimden çıktığımızda Türkiye ile ilgili bu kurgunun aktörlerinin ve mekanizmalarının ne olduğunu görüyoruz. Açılım sürecinin şu ana kadar yürütülme biçimiyle büyük riskleri ve tehlikeleri sürekli olarak depoladığını görüyoruz. Yani bir süredir, birkaç yıldır ifade edilen bu açılım süreci olayları, eylemleri yatıştırmış gibi bir izlenim vermekle birlikte sürekli tehlikeleri ve riskleri biriktirerek, depolayarak yoluna devam etmektedir. Endişeyle ve kaygıyla izliyorum ben. Da dış politika ile ilgili sert sözler söylediniz diyebiliriz. Davutoğlu'nu da eleştirdiniz. Şimdi bu bağlamda Taraf Gazetesi'nde bugün gündeme gelen ve Dışişleri'nin de dolaylı olarak yalanladığı o konuya gelmek istiyorum. Süleyman Şah Türbesi. IŞİD'in elindeki rehin konumdaki 49 vatandaşımız karşılığında Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'e bırakılacağı yönündeki iddiayı efendim takip edebildiğiniz mi bilmiyorum ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre ayakları yere basan bir iddia mı bu? Bu hükümetin izlemiş olduğu dış politikada sadece küçük bir ayrıntıdır. Bunun böyle olup olmayışı bu dış politikanın vehametini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla bu ayrıntıya hiç girmeye bile gerek görmeden asıl büyük sorunun bir devlet olarak bin yıldır bir diplomasi birikimi olan bir ülke olarak bu ülkeyi yönetenlerin muhataplarını devletlerden seçmeleri gerekirken, kurumsallaşmış yapıları kendilerine muhatap olarak seçmeleri gerekirken, Suriye'de, Orta Doğu'da maalesef ne idüğü belirsiz, nasıl oluştukları şüpheli veya gelecekte ne yapacakları risklerle örülü bir takım örgütlerle işbirliği yaparak komşu ülkelerde var olan devlet yapılarıyla kendilerini çatışır hale getirmiş olmaları çok büyük bir hatadır. Ve tehlikelidir. Türkiye böylesine
tehlikeli bir dış politikanın içerisine girmiştir. Yani çuvala girdiğiniz insanların kimler olduğunu iyi seçmek zorundasınız. Şimdi Suriye'de onlarca örgüt var. Suriye'yi karıştıran, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, sadece Suriye bağlantılı değil, Irak ve diğer ülkelere de yansıyan eylemlerle faaliyette bulunan onlarca örgüt var. Ve Türkiye maalesef bu muhalefet cephesini desteklemiş, işbirliği yapmış, lojistik destek sağlamış bir ülkedir. Yani Türkiye demeye bile dilim varmıyor. Aslında bunu yapan Başbakan ve Dışişleri Bakanı'dır. Şimdi ben soruyorum. Türkiye hala bu dış politikayı sürdürdüğünü gösteriyor. Şimdi Dışişleri Bakanı söyleyebilir mi Suriye'de hangi örgütü desteklediğini? Ya siz muhalefeti destekliyorsunuz ama kardeşim, bu desteklediğiniz örgüt hangisidir? Şunun adını verin bize dediğimiz zaman söyleyebileceği tek bir cümle, tek bir kelime var mıdır? Yoktur. Bunun içinde IŞİD de vardır, bunun içinde yüzlercesi ismi bilinen bilinmeyen örgütler de vardır ve bunların tamamı teröre bulaşmış eli kanlı örgütlerdir. Bir ülkeyi ekonomisiyle, insan gücüyle, namusuyla, onuruyla mahvetmiş örgütlerdir. Bunlarla işbirliği yapmak Türkiye'ye yeni güvenlik sorunları taşımıştır. Ben ilk günden itibaren söyledim. Bu Suriye politikası insani değildir, İslami değildir, milli değildir, milli menfaatlerimize aykırıdır. Bir taraftan Türkiye'de ordunun elinde bulunmayan silahların bile PKK'nın eline geçmesine yol açabilecek bir süreçtir diye ben ilk günlerden itibaren çıktığım televizyonlarda söylüyorum bunu. Şimdi o noktaya geldik zaten. Nereden bakarsanız bakın, Türkiye çok tehlikeli bir noktadadır. Sorun sadece IŞİD ve Süleyman Şah türbesiyle sınırlı olarak görülemez. Şimdi tekrar şu heykel mevzusuna gelmek istiyorum. Efkan Alan'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler var. Dikkat çekici sözler. Şimdi alıntılar yaparak size aktarmak istiyorum. Fiberglass mantıkla yapılmış basit bir heykel. Orada iki şehidimiz var. Bunun hesabını kim verecek? Şimdi ne siz hükümetsiniz ne ben hükümetim. Bu sözleri söyleyen de bu hükümetin bakanı. Kim verecek bunun hesabını? Sayın Bakan'ın kafası biraz karışmış olmalı. Gereken Sayın Erdoğan ve hükümetidir. O heykelin yıkıldıktan sonra çeşitli fotoğrafları yayınlanmıştı. O fotoğraflardan bir tanesi de bir Mehmetçik heykelin üstüne basıyordu. O fotoğrafı görebildiniz mi bilmiyorum ama sıcak bir bilgi, onu da paylaşmak istiyorum sizinle. O heykelin üstüne basan Mehmetçik hakkında soruşturma başlatıldı efendim. Böylece bu soruşturma ne anlama geliyor? Askere ne denilmek isteniyor? Devlet çarkı, devlet erki, devlete ait değerlerin korunması için mücadele eden görevlilere karşı mı çalıştırılmaya çalışılıyor? Bunun anlamı bu. Burada çok büyük bir sorun var demektir. Yani Sayın Erdoğan'ın kime çalıştığı, neye çalıştığı burada sorgulanması gerekir. Devlete ait tüm değerlerin tahrip edilmesini mi istiyor? Bunun için mi mücadele ediyor? Şu ana kadar yapmış olduğu mücadelenin özünde bu mu vardır? Ama maalesef artık birçok konuda kamuoyu duyarlılığını da kaybetmiş olduğumuzu görmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Aynı konu içerisinde gidip geliyoruz. Bir yandan heykel dedim, bir yandan IŞİD dedim ama yine bir IŞİD konusuna dönmek istiyorum. Sormayı unuttuğum bir detay var, bir konu var. O da Irak'la. Şimdi sürekli biz yardımları gönderiyoruz, tırları gönderiyoruz vesaire deniliyor. Bir yandan sınıra gelen ezidiler hemen içeri alınıyor, evlere yerleştiriliyor ki onların kocalarının da PYD'ye katıldığını yine basındaki haberlerde görüyoruz. Bir de Türkmenler var. Ne olacak Türkmenlerin hali?
Aslına bakarsanız Türkiye'nin uyguladığı dış politika, yine Türkiye'nin uyguladığı demeyeyim, Sayın Erdoğan'ın uyguladığı dış politika, hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta Türkmenleri mahvetmiştir. Artık Türkmenler canlarını vermişlerdir, mallarını vermişlerdir, topraklarını vermişlerdir, hanelerini vermişlerdir ve çok büyük kayıplara ve zararlara uğramışlardır. Dolayısıyla bu politika nereden bakarsanız bakın hem milli menfaatlerimizi yok eden, tahrip eden bir politikadır, hem insani değerleri tahrip eden bir politikadır, hem de Irak'ta, Suriye'de Türkmenleri mahveden, Arapları, diğer etnik grupları mahveden bir politikadır. Topyekün insanlığa aykırı bir politikadır. Dursak, Türkiye'de de sayıları 2 milyonu bulan Suriyeliler var ve bu Suriyeliler artık toplumda gerçekten rahatsızlığa neden oluyor. Yurdun çeşitli yerlerinde insanlarımızın artık ayaklandığı, Suriyelilerin üzerine gittiği, onları kovmaya çalıştığı gibi haberler var. Bu haberleri illaki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Yani ağza bile almak çok iğrenç ama en son Gaziantep'te 10 yaşında bir çocuğa tecavüzden bahsediliyor. Gerçi eski bakan yalanlıyor bu tarz şeyleri ama siz Suriyeliler konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bakın Sayın Erdoğan'ın izlemiş olduğu politika sadece yanlış değildir. Yani yanlış olma, uygulanan politikanın Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da uygulananın politikanın yanlış olmasından öte yanlışlar var işin içinde. Bir kere komşu ülkelerde ortaya çıkan bu karışıklık ve terör eylemleri sonrasında bu ülkelerden ülkemize gelen, Türkiye'ye gelen, göç eden insanların rastgele Türkiye'nin her tarafına kontrolsüz bir şekilde dağılmasına yol açacak şekilde başıboş bırakılması bile bir politikasızlıktır, bir yanlışın bir başka görüntüsüdür. Yani hiçbir ülke, ya komşu bir ülkede böylesine bir sorun ortaya çıktığında o ülke vatandaşlarının kendi ülkesine kontrolsüzce gelip gitmesine müsaade edemez. Ama yine ilk günden itibaren ben bütün sınırlarımız yol geçen hanına dönmüştür. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değildir diye ifade ediyordum. İşte sınırların yol geçen hanına dönmüş olmasının etkilerini bugün görüyoruz ve yaşıyoruz. Suriye'den gelen resmi açıklamalara göre miktarı 1 milyon 400 bin civarında ama gerçekte 2 milyona yaklaşmış bulunan Suriyelilerin kontrolsüz bir şekilde herhangi bir planlamaya tabi tutulmaksızın ülkemize gelip istediği bölgelerde istedikleri şekilde dolaşması ve o bölgede dünyanın en kanlı terör örgütlerinin eylem içinde olması nedeniyle de Türkiye'nin de tehdit ve risk altına girmesine yol açmıştır. Sadece sivillerin gelmesi değil, o kontrolsüz bir şekilde gelen sivillerin arasına kimlerin karıştığı, kimlerin Türkiye'nin neresinde hangi karargahları, hangi merkezleri kurduğunu bilmediğimiz bir ortamı yaşamamıza yol açmıştır. Türkiye gerçekten büyük bir tehdidin ve çok büyük bir tehlikenin baskısı altındadır. Bunu çok iyi anlamak lazım ve bu konuda çok iyi muhalefet yapıp hükümetin de paslanmış olan kulaklarını açmak lazımdır. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız, sorularımıza açık yüreklilikle cevap verdiniz. Bizlere de farklı konularda aydınlattınız. Tekrar teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, eski Başbakan Yardımcısı Abdülatif Şener Ankara stüdyomuzdan canlı yayın konumuz oldu. AKP ile ilgili soruları kendisine yönelttik. AKP'de yeni bir parti çıkar mı, yeni bir oluşuma gidilir mi acaba sorusunu yönelttik. Kendisiyle ilgili ileriye dönük planları sorduk ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilerini de aldık, görüşlerini de aldık. Daha doğrusu özetleyecek olursak son günlerin tüm önemli konularını kendisine sorduk. Kendisi de açık yüreklilikle cevap verdi. Şimdi bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.